Merhabalar bu sorumuzda ısı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjileri tanımlaması yapılmış. Sıcaklığı 20 santigrat derece olan odada şekildeki bir özdeş 2 çay bardağına aynı anda 3 m ve m kütleli ve 60 santigrat derece sıcaklıkta K ve L çayları konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. K çayının ısısı L'ninkinden daha büyüktür diyor. Değerli arkadaşım ısı e, yüksek sıcaklıktaki maddeden düşük sıcaklıktaki maddeye doğru transfer edilen enerjidir. Dolayısıyla ısı kavramı maddenin sahip olduğu bir niceliği ifade etmez. Öyleyse K çayının ısısı diye bir tanımlama, bir kavram yanılgısı olacaktır. Öyleyse bunun üstünü çiziyoruz. Hemen ikiye bakalım. Yeterince bekletildiğinde K ve çaylarının sıcaklığı aynı değere sahip olur. Tabii ki yeterince beklenildiği durumda ortamda denge sıcaklığı oluşacaktır. Denge sıcaklığı durumunda da her iki bardaktaki çayların ısıları birbirine eşit sıcaklıkta olacaktır. Öyleyse bunu artı dedik. K çayı yeterince bekletildiğinde ortama L çayından daha fazla ısı verir. Tabii ki başlangıçta kütlece daha fazla olduğu için ve başlangıç tehlikesi 60 santigrat derecede sıcaklıklara sahip oldukları için burada K çayının ortama vermiş olduğu ısı miktarı daha fazla olacaktır. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Bakın sonuçta sistemde bir denge sıcaklığı sağlanıyor. Hem K çayının hem de L çayının sıcaklık değişimi 60'tan T denge inerek sağlanıyor. O zaman bakın Q eşittir m c delta T diyoruz ve her iki çay için sıcaklık değişiminin eşit olduğunu gördük. Peki öz ısıların da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse kütle ile orantılı şekilde bir ısı vereceklerdir. Dolayısıyla K çayının verdiği ısının daha fazla olduğunu böylece ifade etmek mümkün. Ve sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda şekildeki ısı cayaltılmış XY e kaplarındaki eşit hacimli sıvılarla eşit kütleli buzlar ısıl dengededir deniyor. Şimdi burada biraz bekleyelim. Bakın su ve buzların ısıl dengede olabildiği tek sıcaklık değeri var. O da 0 santigrat derecedir. Bunu biliyoruz ve şimdi yolumuza devam edelim. Kaplardaki eşit kesit alanlı borulara sabit de bir de 100 santigrat derece sıcaklıkta su gönderilmeye başlanıyor. X'deki borunun boyu Y'dekinden kısa olduğuna göre buzların erimeye devam ettiği bir anda yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. X'deki buzun kütlesi Y'dekinden küçüktür deniyor. Değerli arkadaşım zaten Y kabında borunun uzunluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu şu anlam taşıyor bakın. Y'deki kaba, kaptaki suya birim zamanda aktarılan ısı enerjisi X'dekinden nedir? Daha fazladır. Dolayısıyla bu aktarılan ısı enerjisi de tabii ki Buzun erimesi için kullanılıyor. Öyleyse daha fazla ısı alan Y kabındaki buz daha fazla eriyecektir ve kütlesi X'tekine göre daha fazla azalacaktır. Öyleyse X'teki buzun kütlesi Y'deki buzun kütlesinden daha küçük değil, daha büyüktür. Bunun üstüne çizip hemen ikinci ifadeye geçelim. X'teki buzun sıcaklığı Y'deki buzun sıcaklığına eşittir. Değerli arkadaşım bakın bize ne ifade edilmişti? Buzların erimeye devam ettiği bir anda ifadesi kullanılmıştı. Dolayısıyla buzların henüz tamamen erimediğini biliyoruz. Dolayısıyla ortamda 0 santigrat derecelik sıcaklık muhafaza edilecektir. Öyleyse bu ifademiz doğru. X'deki borudan çıkan suyun sıcaklığı Y'deki borudan çıkan suyun sıcaklığından fazladır deniyor. Tabii ki Y'de suya ısı aktarımı borudan daha fazla olacaktır. Öyleyse bu borudan çıkan suyun sıcaklığı x'tekine nazaran daha fazla azalmış olacak. Öyleyse X'deki borudan çıkan suyun sıcaklığı y'dekinden fazladır ifadesine doğru ve sorumuzun doğru cevabı Edirne'de. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu soruda ısı yalıtılmış kapalı bir kaba olan x sıvısı ve y katı maddesi yalnız birbiriyle ısı alışverişi yapıyor deniyor. Başlangıçta x ve y'nin sıcaklıkları arasında tx büyük ty ilişkisi olduğuna göre ısıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede X ve Y'nin sıcaklıkları için ne söylenebilir diye soruluyor. Hemen şunu ifade edelim. Bakın ısıca yalıtık bir kabımız var. Bu ısıca yalıtık kabın içerisine X sıvısı dökmüşüz. Aynı zamanda bir de içeriye Y katı maddesi yerleştirmişiz. Şurası da Y katısı diyelim. Ve bunların sıcaklıkları arasındaki ilişki soruda bize Tx büyük Ty olarak tanımlanmış. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. X sıvısından Y katı maddesine ısı transferi gerçekleşecek. Ve bu ısıl denge sağlanıncaya kadar geçen süreçte devam edecek. Peki hemen burada yorumlamalarımıza bu çerçevede devam edelim bakın. Öyleyse bakın Denizli şıkkında bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki her ikisinde sıcaklığı sürekli artar. Oysa ki bir yerisi yani ilk sıvısı ısı kaybediyor. Dolayısıyla ısı kaybeden bir şeyin sıcaklığının artışı söz konusu olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla bu şıkka Allah aşkına saçmalama deyip üzerine çiziyoruz. Hemen Edirne'de de benzer bir durum söz konusu. Her ikisinin sıcaklığı sürekli azalır. Y katısının ısı aldığını biliyoruz ve böylelikle sıcaklığının azalması söz konusu olamaz. Dolayısıyla buna da güle güle dedik. Peki hemen yine devam edelim yorumlamalarımıza. X'in sıcaklığı değişmez, Y'ninki azalır demiş. Bakın Y katısı ısı alıyordu dolayısıyla sıcaklığı nasıl azalabilir? Hemen bu da gitti. Peki hemen değerli arkadaşım burada Bursa şıkkına da bakalım. X'in sıcaklığı artar, Y'ninki değişmez. X'in sıcaklığı artabilir mi? Artamaz çünkü ısı kaybediyor sıcaklığın artma şansı yok. Bu da gitti peki Adana'ya bakalım. X'in sıcaklığı azalır. Çünkü ısı kaybediyor. Y'ninki değişmez. Çünkü aldığı ısıyı burada hal değişimi için kullanabilir ve bu olasılıklar arasında olduğundan dolayı cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Merhaba değerli arkadaşım, bu sorumuzda farklı maddelerden yapılmış iç yarıçapı çapı R olan düzgün türdeş X halkasıyla R yarı çaplı türdeş L küresi aynı sıcaklıktadır deniyor. X'in yapıldığı metalin boyca uzama kat sayısı Y'nin yapıldığı metalinkinden büyük olduğuna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa L küresi X halkasının içinden geçer diye soruluyor. Bakın ne demişti bize? X'in boyca genleşme kat sayısı Y'ninkinden büyük demişti. Bunu hatırlayarak işlemlerimize şimdi hemen başlayalım. Birinci de ne diyor? X ve Y'yi delta T kadar ısıtma diyor. Peki boca genleşme katsayısı X'in daha fazla genleşeceğini söyleyebiliriz. Öyleyse X halkasının iç yarıçapı bakın 2X kadar uzuyorsa atıyorum. Y küresi X kadar uzayacaktır. Dolayısıyla burada Y küresi artık yeni durumda X halkasının içerisindeki boşluktan aralıktan rahatça geçebilecektir. Artımızı koyduk. Peki x ve y'yi delta t kadar soğutma demiş. Soğutma işleminde değerli arkadaşım bu kez her ikisi de kısalacak ve genleşme katsayısı büyük olan daha fazla boyca kısalacaktır. Bakın burada iç yarıçapı 2x kadar kısalıyorsa bunun yarıçapı x kadar kısalmış olsun ve böylece aralık yani içerideki boşluk y küresi için geçilmeyecek duruma gelir. Dolayısıyla bu ifademiz hatalı. Ve 3'e bakalım. Yalnız X'i delta T kadar ısıttığınız zaman zaten içerideki aralığın, boşluğun yarı çapı artacak. Y'de bir değişim olmadığına göre burada da rahatlıkla geçebileceğini söyleyebiliriz. 1 ve 3 çok şeker, kolay bir soruydu. Merhabalar değerli arkadaşım sorumuza deniz kenarında yapılan bir deneyde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan suya 0 santigrat derecede buz kalıbı bırakılıyor denilmiş. Evet 0 santigrat derecede buz kalıbını suyun içerisine bırakacağız. Bir süre sonra ısıl denge kuruluyor ve kapta su buz karışımı olduğu gözleniyor. Oo bakın buradan ne anlam çıkarıyorum? Denge kurulmuş ve kapta su buz karışımı var. Su ve buzun dengede olabildiği tek sıcaklık değeri var. O da nedir? 0 santigrat derecede. Dolayısıyla 0 santigrat derecede ısıl denge kuruluyor kabın içerisinde. Güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Bire bakalım kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir. Değerli arkadaşım hemen burada ihtimalleri inceleyelim. Birinci ihtimalimiz bu. Tabi başlangıçta suyun sıcaklığını bilmiyoruz. Bıraktığımız buzun sıcaklığı 0 santigrat derece. Peki suyun da sıcaklığı 0 santigrat derece olsa su ve buz arasında herhangi bir ısı transferi gerçekleşmez tabii ki. Ve sonuçta kabın içerisinde su buz karışımı bulunabilir. Peki ikinci bir olasılık daha var. Bakın suyun sıcaklığı başlangıçta 0 santigrat derecenin üzerindedir ve bu sıcaklık değerindeki su buzun bir kısmını eritmiştir. Bir kısmını tamamını değil. Çünkü denge durumunda ortamda su buz karışımı söz konusu. Bakın dolayısıyla bir kısmı eridiğine göre sistemde 0 santigrat derecede denge kuruluyor. Evet bu olasılıklar dahilinde şimdi yorumlamalarımıza başlayalım. Kabu atılan buzun bir kısmı erimiştir. Bakın ikinci olasılıkta buzun bir kısmının erimiş olabileceğini anlatmıştık. Bu ifademiz doğru. Hemen ikiye bakalım. Kaptaki suyun bir kısmı donmuştur. Hayır. Kaptaki suyun donabilmesi için buzun sıcaklığının 0 santigrat derecenin altında olması gerekiyordu. Dolayısıyla buna yalan söylüyorsun deyip üstünü çiziyoruz. Hemen 3'e bakalım. Kaptaki suyun sıcaklığı azalmıştır. Kaptaki suyun sıcaklığının bakın ikinci durumda azaldığı olasılıklar dahilinde olabilir. Dolayısıyla bu da artı olacaktır. Ve sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'tür. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. Ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi hemen değerlendirmelerimize geçelim. Isıcı yalıtılmış bir kaba sıcaklıkları farklı. Katı haldeki XY maddeleri birbirine dokunacak biçimde konuyormuş. Başlangıçta erime sıcaklığında olan Y'nin ısıl denge kurulduktan sonra tümüyle eridiği gözleniyor. Bu süreç sonunda X ve Y'nin sıcaklıklarıyla ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Peki değerli arkadaşım, Y'nin eridiğini biliyoruz, değil mi? Y eriyorsa eğer demek ki X'ten Y'ye doğru bir ısı transferi söz konusu. Isı alan Y böylelikle erimiş olacaktır. Öyleyse ilk sıcaklıklar arasındaki ilişki için TX büyük, TY ifadesini kullanabiliriz. Güzel. Öyleyse karşımıza olasılıklar çıkıyor. Bakın birinci olasılığımızda şöyle bir durum söz konusu. X'in ilk sıcaklığının Y'ninkinden büyük olduğunu biliyoruz demiştik. Peki X'in sağlamış olduğu enerji, ısı enerjisi Y'nin tamamen erimesi için yeterli olmayabilir. Ve dolayısıyla Y'nin ilk sıcaklığında ısıl dengeye gelmiş olabilirler. Ve böylelikle olasılığımız sıcaklıklar anlamında X'in sıcaklığının azalması ve y'ninki değişmemesi şeklinde karşımıza çıkıyor ve ikinci ifadenin doğru olduğunu olabileceğini daha doğrusu söylüyoruz. Hemen bir başka olasılığımız daha var. X'in sağlamış olduğu enerji y'nin tamamen erimesiyle yetinmiyor. Bir de sıcaklığını artırıyor. Bakın önce hal değişimi gerçekleşiyor. Tamamen erime gerçekleştikten sonra da bir miktar sıcaklık artışı yaşanacaktır y için. Tabii ki bunu sağlayan X'in ortama aktarmış olduğu sıcaklığını azaltmakla aktarmış olduğu enerjidir. Dolayısıyla ikinci olasılığımızda Y'nin sıcaklığı artacak X'inki azalacak. Ancak her halükarda X'in sıcaklığının Y'ninkinden büyük olacağı için X'in sıcaklığının artma durumu gibi bir ihtimal söz konusu olmadığı için biri eliyoruz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkındadır. Merhabalar değerli arkadaşım. Sorumuzda eşit bölmeli, KVL katı cisimleri M sıvısı içinde şekil birdeki gibi dengede kalıyor denmiş. Z sıvısının sıcaklığı delta T kadar artırıldıktan sonra ısıl denge sağlandığında sistemin denge konumu şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre genleşme katsayıları arasındaki ilişki bizden isteniyor. Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Bakın, M sıvısının sıcaklığını artırdıktan sonra sistemin ısıl dengeye gelmesi durumunda her üç cismin de tabi sıcaklığı başlangıç, durumuna göre artacaktır. Sıcaklık artışıyla birlikte her üçü hacim artışı yaşayacak. Bunun sonucunda da öz kütleleri azalacak. Peki bu öz kütlelerin azalmaları arasındaki ilişki bize genleşme katsayıları arasındaki ilişki için bir bilgi verecek. Buradan yola çıkacağız. Hemen öyleyse şöyle bir kabullenimle başlayalım. Burada M sıvısının öz kütlesi 10D olsun. Öyleyse K ve L'nin öz kütleleri 5'er D diyebilirim. Güzel. Peki genleşme sonucunda öz kütleler azalacağını söyleyebiliriz demiştik. M sıvısının öz kütlesi 4D insin. Bakın K'nın da tamamen e, askıda kaldığını görüyorum. Öyleyse K'nın da öz kütlesi 4D. L'nin 4 e, 4'te 3'ü battığına göre L'nin öz kütlesinin de 3D olacağını söyleyebiliriz. Öyleyse buradan hareketle M'nin öz kütlesi 10D'den nereye gitti? 4D'ye. Peki sonra K'ya bakalım. K'nın öz kütlesi 5D'ydi. Sonra ne oldu? 4D oldu. L'de durum nasıl? Başlangıçta 5D öz kütle vardı. Yeni durumda 3D öz kütle var. Öyleyse bakın en fazla yoğunluk değişimi yaşayan en fazla genleşmeye uğramıştır diyebiliriz. Dolayısıyla e öz kütleler arasındaki ilişkiye bakarak lambda m büyük. Peki k ile l'de 5d iken l 3d indiğine göre daha fazla değişim yaşamış k'dan. Sonra lambda l ve en son lambda k geliyor. Öyleyse mlk sıralamasını Edirne şıkkında görüyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Bu sorumuzda deniz düzeyinde ısı yalıtılmış bir kaptaki suya bir miktar buz konulduğunda buzun kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyor denmiş. Buna göre 1-2-3 zaman aralıklarının hangilerinde buz su karışımının sıcaklığı 0 santigrat derecedir diye soruluyor. Peki güzel. Hemen bir aralığına baktığımız zaman bakın bu aralıkta buzun kütlesi zamanla değişmemiş. Daha sonra azalmaya yani erimeye başlamış. Demek ki Birinci aralıkta buz erimediğine göre sıcaklığı 0 santigrat dereceye doğru çıkıyor bu aralıkta. Yani başlangıçta veya bu aralıkta buzun sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında. Tabi buzun sıcaklığını artıran suyun da sıcaklığının 0 santigrat derecenin üstünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki ikinci aralığa bakalım. İkinci aralıkta buz kütlesi zamanla azalıyor. Yani dolayısıyla erime başlamış. Buzun eridiği sıcaklık değerini biliyorsunuz. Kaç santigrat derece? 0 santigrat derece. Peki buzu eriten suyun sıcaklığının yani ortamı ısı aktaran suyun sıcaklığının 0 santigrat derecenin üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim 3. aralığa. 3. aralıkta dikkat ederseniz kütle yeniden sabitlenmiş buz kütlesi. Yani erime burada donmuş, durmuş. Ve burada şunu ifade edebiliriz. Demek ki buz ve su burada ısıl dengeye gelmiş. Isıl dengeye geldikleri için artık buzun erimesi sona ermiş. Öyleyse buz ve suyun dengede olabildikleri tek bir sıcaklık değeri var. O da nedir değerli arkadaşım? 0 santigrat derecedir. Dolayısıyla her ikisinin 0 santigrat derecede dengede kaldığı tek aralık 3 aralığıdır. Selamlar herkese. Farklı sıcaklıktaki K ve L katı cisimleri birbirine değecek biçimde yerleştiriliyor. Cisimler arasında ısıl dengenin kurulması sürecinde K cisminin niceliklerinden hangileri L'ninkine kesinlikle eşit olur diye soruluyor. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle şöyle bir gözümüzle canlandıralım. İki tane cismimiz var. Bunlar K ve L cisimleri. <laughs> Şimdi burada diyelim ki K'nın ilk sıcaklığı L'ninkinden büyük olsun ve dolayısıyla K'dan L'ye doğru bir ısı geçişi söz konusu olacak ve burada ısıl denge sağlanıncaya kadar toplam Q kadar ısı geçişi olsun. Dolayısıyla L'nin iç enerjisi aldığı ısı kadar artış gösterecektir. K'nın iç enerjisi de verdiği ısı kadar azalış gösterecektir. Öyleyse iç enerji değişimleri tabii ki bu cisimler için birbirine eşittir. Gelelim sıcaklık değişimlerinin eşit olup olmayacağını. Bakalım biz burada K ve L cisimleri için ilk sıcaklıklara T_K ve TL demiştik değil mi? Bu maddelerin ısı sahaları da MK, CK ve ML, CL. Ve burada biz ısı sahalarının eşit olup olmadığı hakkında bir şey bilmiyoruz. Eğer tam bu ısı sahaları birbirine eşitse denge sıcaklığı tam orta noktada olur ve böylece sıcaklık değişimleri birbirine eşit olur. Ama hangi durumda ısı sahaları birbirine eşit olursa? Peki olmazsa diyelim ki K'nın ısı sahası daha büyük olursa bu durumda denge sıcaklığı K'nın ilk sıcaklığına daha yakın olacaktır. Burası delta TK, burası da delta TL olacaktır ve böylece ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi küçük olur. Dolayısıyla burada kocaman bir soru işaretimiz var. Peki hacim değişimi bakın siz sıcaklık değişimleri için net bir şey söyleyemiyorsunuz. Genleşme katsayıları arasında da bir ilişki kuramıyoruz. Dolayısıyla burada kesinlikle eşit olan iç enerji değişimi olacaktır. Onu da A şıkkında görüyoruz.